Herkese merhabalar. Bugün göstereceğim oyun Avrupa bireysel birinciliğinin 9. turundan. Mert Yılmaz Yerli'nin olağanüstü şaşırtıcı bir oyunu. İddialı konuşuyorum belki ama Türkiye'den bir Türk ustanın oynamış olabileceği en şaşırtıcı oyun olabilir. Neden böyle söyledim? Çünkü Şehriyar'ın oyunlarına bir kenara koymak istiyorum. O ayrı bir konu. Kesinlikle onu göz ardı edemeyiz. Ama Türkiye'den bir ustanın oynamış olabileceği en şaşırtıcı oyunlardan birisi. Hadi gelin bakalım. Beyazlarla Mert Yılmaz yerli Azerbaycanlı usta Vugar Manafov'a karşı oynuyor. Sicilya savunması kapalı varyant. A6, G3, B5, Fil G2, Fil B7, Rok. Her şey normal gibi gözüküyor. At F6, kale 1 ve şimdi siyahlar B4 ile atı rahatsız ediyor. Neden mi? At çünkü tahtanın herhangi bir yerine gittiğinde E4'te piyon boşta kalacak. D3 yaparsa da at D6 oynayabilir. Veya doğaçlama analiz ettim. Fil alır E4 herhalde daha mantıklı. Sonuçta E4'teki piyon boşta kalacak. Fakat burada Mert Yılmaz yerli atı D5'e koyuyor. Çift dünlem. Evet abartısız çift dünlem. Sicilya savunmasında E hattını açmak için böyle fedalar olabilir. Tal'in fedaları var. Fişer'in fedaları var. Ama bu onlardan çok çok daha haydi bir kategoride. E alır D5. E alır D5. Evet. E hattı açıldı. Tabi. At D5 oynarsanız en basitinden at F4 açarak şah çekme var. Avantajlı bir şekilde taşınızı geri alırsınız. Ama siyahların başka hamleleri var. Örneğin fil e7 oynamak ve roka hazırlamak. Fakat buna d6 hamlesi var. Detaya girmiyorum ama e hattından ve filin boşta kalmasından dolayı başı derde girecek. Öte yandan siyahların oyunda oynadığı D6 hamlesi var. Neden olmasın ki? Şimdi beyazlar ne yapacak? Yapıyor yapacağını at D4 açarak şah çekiyor Mert Yılmaz yerli. File 7 kapatırsa bu tanıdık bir konum. At F5. E7'deki fil istedi. G7'deki piyonu istedi. At G8'den sonra en basitten G7 aldı ve alır ve iki piyon atak vesaire. Belki başka bir hamle de olabilir ama parlak gözükmüyor. Siyahlar dolayısıyla şah D7 yapıyor ki bu oldukça güvenli bir hamle. Şah'ın C7'de çok güvenli bir limanı var. Ve bu arada atta, istekte. Şimdi işte beni şaşkınlığa uğratan şey beyazların at F3 oynaması. Evet at F3 oynuyor ve bilgisayar değerlendirmesine göre beyazlar kesinlikle kötü değil. 0-0 gibi bir Değerlendirme veriyor ki taş alttayken bunun olması beyazların çok çok kuvvetli bir hatanın olduğu anlamına gelir. Şu duruma bakar mısınız? Beyazların kendi yarı sahasını geçen taşı yok. Kalesi, fili, veziri yerinde at F3'e başlangıç karesine döndü. D5 piyonu düşmek üzere ki düşüyor. Buna rağmen bilgisayar beyazları kötü göstermiyor. Şimdi çeşitli hamleler var. Oyunda bir kez fil alır D5 yapmış. Buna bakacağız. Bu konumu bilgisayarda analiz ettiğimde gözlerime inanamadım. Oyundaki hamle dışında örneğin dedim ki ya şah c oynasa ne var ki burada? Atı paşa paşa çıkacak oynayacak. Fakat bir de ne göreyim? Bilgisayar burada C4 gibi bir hamle öneriyor. Çıldırmamak elde değil. Alet feda etmişsiniz ve önerdiği hamle basitçe C4. Tamam anlıyorum. C4 sürerek D5 piyonunu korudu. Ama taşı çıksa ne olur? Ha o zaman uyandım. Evet at G5 F7 piyon düşüyor. Tamam sorun değil. O zaman önce file 7 çıkalım. At G5'e kale F8 yaparız nasılsa. Beyazların atağı nasıl devam eder ki? Analiz etmeye devam ettim. Bilgisayar D4 öneriyor. Tamam konumu açmaya çalışıyor ama atı çıkarım. A3 öneriyor bilgisayar. A5'te kapı gibi sağlam dururum. Ama bir de baktım ki oynattıkça bu şekilde bunlar analiz bu arada karıştırmayın oyun çok güzel geleceğim oyuna. Bu şekilde oynadıkça B4'e basıyor ve sürekli oyun çıkıyor beyazlara. Sürekli oyun çıkıyor. Vezir B8 koruyamaz piyonu E7'de fil boşta. Hayatımda en büyük şaşkınlığımı buradaki analizlerde yaşadım. Ve tabii şunu vurgulayayım. Bu bir ev hazırlığı. Mert Yılmaz Yerli'nin zamanında bakınca 1 saat 29 dakika ev hazırlığı olduğu belli. Daha önce Mert Yılmaz Yerli bu varyantı beyazlarla oynuyormuş. Siyahlar girince de hazırlığını takır takır konuşturuyor. Ve şunu iddia ediyorum. Dünyada herhangi bir oyuncu bunu yaşayan diyelim bu fedayı hayal bile edemez. Belki tal yaklaşabilirdi ama tal için bile çok uçuk bir şey. Bu durumda beyazlar taş attı ama kötü değil. Peki devam ettiriyorum. Fil alır d5 oyun. Oyunu merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi bu durumda bile. Ya arkadaşım ne olabilir? Merkezi süpürdü. Tamam şah ortada bir yerde ama. Beyazlar kendi yarı sahasını geçemiyor. Nasıl bir oyun olabilir? Net taş altta. Ama bilgisayar var diyor. Var var var. Burada beyazların hata var. C4. Bu da bilgisayarın önerisi. Zaten Mert Yılmaz yerli. Hemen oynamış. C4'de. Kaçarsa file D4 sürecek beyazlar. Konumu açmaya çalışıyor. Almış. Vakit kaybetmemiş. DC3. Şahı C8'e koymuş siyahlar. C4. Bu da iyi. Şimdi e, D, fil alır C4 yaptığında atı bir yerlere açma hamleleri var. Şüphesiz at G5. Kale isteyecek vesaire. Fil C6 çekmiş. B4. Evet. Şimdi biraz daha anlaşılır oldu. Beyazlar konumu olabildiğince açıyor. Örneğin CB4 yaparsa fil F4 var. a 3te konumu açma hamlesi. Yine çok anlaşılması çok zor ama hadi bir miktar anlamaya başladık şimdi. At b 7de fil a 3 Şah C7'ye BC5 alıyor. At C5'e fili çıkıyor. Fil A5 şiş istiyor. Siyah A5 yapınca atın merkezleşmesi. Değil mi? Fili kaçmış güzelin fili. Şimdi fil C3. Taşlar aktif. Yine çok zor. Dikkat edin. Burada beyazlar net taş altta. Ama siyahların sıkıntısı anlaşılmaya başlandı. Fili ve kalesi oyunda değil. Bu kalede oyunda değil. Atak var. Kale a6. At b3. Güzel bir fikir. Siyahların savunma atını değişme fikri. Çok çok önemli. Çünkü at iyi savunma yapıyordu. At alır b3. a b3'ten sonra şimdi fil alır a5 istiyor. Peki buna rakip ne yapıyor? D5 yapmış. Eğer vezir A8 korusaydı bu sefer de vezir de gelecekti. Konum dökülecekti. Siyahlar D5 ile şah da ortadayken nasıl bir şans olacak kestiremiyorum ama kale alır A5 yapmış. Vezir A8'e kale B5. Vezir C6 oynayınca vezir D2 zamanlar da azalıyor bu arada. Fil D6 gelmiş. Fil a 5ten sonra terk etmiş ama zaten konum kötüydü yapabilecek bir şey yok. Ne yapsın şah nasıl da kuşatıldı görüyorsunuz. Her taraftan kuşatmış durumda Mert Yılmaz yerli. Evet. Çok çok iyi bir hazırlık ama hakkını da yememek lazım. Mert Yılmaz yerli devamında da çok çok iyi oynadı. Gerçekten de tarihe geçecek ilginç oyunlardan birisi, şaşırtıcı oyunlardan birisi sergilenmiş oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğeninizi eksik etmez ve abone olursanız sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.